Bu peşinat bu. Ya bu depozitoyu dolar almak şart mı? Bunu da Türk lirası verseydik. Ama önce konuşup öyle anlaştık. Sonradan pazarlık etmeyelim şimdi. Peki, buyurun. Bir de siz sayın. Peşinat da, depozito da tamam. Şimdilik alacak verecek kalmadı. Şuraya bir imza. Tamam. Bir tane de şöyle atarsınız. Hayırlısı. Size de hayırlı olsun. Sağ olun. Bu sizin. Konuştuğumuz gibi. Kira her ayın 1 ile 5 arası bankaya yatacak. Sıkıntı yok. Bir terslik, bir aksilik olmaz, merak etmeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Handan, hadi. Biraz bakayım ben etrafa. Nasıl yerleştireceğim, bir kurayım kafamda. Ben çıkıyorum o zaman. Size iyi günler. Güle güle oturun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Güle güle. Sıcak ama içerisi. Isınma problem olmayacak. Ne oluyor? Öyle işte. Ne güzel ev buldum bak. Ben uğraşmasaydım hala aranıyor olacaktık. Aferin. Oğlanlara da ayrı ayrı oda verebileceğiz artık. İyi. Bu ev bize çok uğurlu gelecek. Bak gör. Başka bir enerjisi var bu evin. İyi hissettiriyor insanı. Bu haliyle bile huzur veriyor. Masayı şöyle koyalım diyorum. Televizyon da böyle. İstanbul'a ilk taşındığımızda önden gelip sen tutmuştun evi. Ben hiç görmeden. Sen de ayıp döşemiştin. Küçücük iki çocuk kucağımda. Kalkıp geldim sonra. Razı oldum bütün kırığına döküğüne. Az uğraşmadım adam edeceğim diye. Sen de bırakmadın hiç istediğim gibi yerleştireyim. Ama burayı ben yerleştireceğim artık Sami. Karışma gözünü seveyim. Orası senin kalendi, burası benim. Perdeler yetmez buraya. Yenilerini yaptırmak lazım. Hiç. Sen evde miydin? Başıma seninle konuştuktan sonra bir ağrı saplandı. Geldim, yattım. Çekmecem çok karışmış. Temizlik yapıyorum. Kapıdan girer girmez mi? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim hem de. Dur, 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 dur. Bir nefes al bakayım. Gel bakayım, otur şöyle. Bir konuşalım da sonra oyalarsın kendini. Konuşacak bir şey yok anne. Kim pişmiş aşa su kattı ha? Güney mi? Bak eğer bu işi o bozduysa var ya... vallaha da billaha da yanına bırakmam onu. O niye bozsun anne? Kıskançlığından, hainliğinden. Kompleksli o, kompleksli. Hırslı, hırslı. Bir tek o başarılı olsun, herkes onun gölgesinde kalsın istiyor. Bak, şimdi ayrılır ayrılmaz senin sivrilmeni çekemedi bu.
Banu'nun başının altından çıkmıştır. O engel olmuştur bana. Hangisiyse artık. Emekleri boşa çıkınca görecekler günlerini. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Barış Bey'le konuşmadan bu işi bitti sayma. Anneciğim, vazgeçmişler benden. Başka bir kızla deneme çekimi yapıyorlardı. Ay ne yaparlarsa yapsınlar canım. Adam seni beğendi kızım. Aldı bizi yemeklere götürdü. Ne şahane. O kadar nasıl ağırlayacağını şaşırdı. O seninle çalışmak istiyor, anladın mı? Ama ne oldu da yani ne değişti de vazgeçildi bu işten? Onunla karşı karşıya geldin mi? Konuştun mu? Hani onun ağzından duydun mu? Hani bir şey duymak istemiyorum ben artık. Yoruldum ya. Vallahi ben de soğudum bu işten artık. Adamın iyice üstüne gidip yüzsüzlük etmenin alemi yok. Çekinip yüzünü atmaya gideriz biz de. Sinan Er Holding'in yeri yurdu belli. Gideriz atarız kafalarına. Madem çalışmıyorsan senin paranı da istemiyorum dersin. Bak işte o zaman bakarız adamın tavrını, anladın mı? Ak da belli olur kara da. Anne çok bunaldım ben, ne olur sonra konuşalım. Sen alışverişteyim dedin de ne aldın göster bakayım. Hiçbir şey almadım, böyle vitrinlere bakındım geldim. Anne çok yorgunum ben, duş alacağım. Küveti doldur yat o zaman. Şöyle köpürt bir de güzel, mis gibi oh. Alır senin bütün gerginliğini. Çıkınca da ben sana güzel bir bitki çayı yaparım ha. Spalardaki gibi. Allah, içer yatarsın ne güzel. Biz başvuruları yaptık ama size sınav için gün vermediler. Dosyanız emniyette bekletiliyormuş. Hı. Neden? Trafik suçundan mahkumiyetiniz varmış sizin. Ne olmuş yani? Varsa var. Bu benim ehliyet almama mani mi? Sesinizi yükseltmeyin lütfen. Bana ne bilgi verildiyse onu söylüyorum ben size. Durumunuzu değerlendireceklermiş işte. Ben cezamı çektim çıktım bayan. Bir kere böyle bir kaza oldu diye ben hayatım boyunca ehliyet alamayacağım mı? En az bir yıldan önce alamazmışsınız. Bir yıl mı? Kim diyor bunu ya? Hakim diyor. Mahkeme kararı varmış aklınızda. Ya böyle bir şey olur mu? Vallahi yapabilecek bir şeyimiz yok. Siz trafik müdürlüğünü anlatırsınız derdinizi. Ulan işe bak ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.